Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda EEPROM simülasyon menüsünü inceleyeceğiz. Öncelikle EEPROM uygulamaları nedir? Ondan bahsedelim. EEPROM uygulaması aracın anahtar verisini tutan modülünün sökülüp kimi modülde anahtar programlaması yapabildiğimiz, kimi modülde ise pin kodu bulabildiğimiz bir sistemdir. Burada sökülmesi gereken modül araç marka modeline göre değişiklik göstermektedir. Kimi araçta gösterge veya motor beyni sökülmesi gerekirken kimi araçta kontak anteni, sigorta kutusu veya inme kutusunun sökülmesi gerekebilir. EEPROM simülasyon menüsü ise bu işlemlerin nasıl yapıldığını sanki işlemi yapıyormuşuz gibi öğreten bir menüdür. Bildiğiniz üzere Zephyr'de böyle bir özellik mevcut değildi. Bir örnekle işlemi gösterelim. EEPROM simülasyon menüsüne giriyoruz. Burada araç listesi ve modüllerimiz mevcut. Aracımızı seçip modülümüzü tespit ediyoruz. Buradaki resimlerde modülün dış şekli, içindeki entegrelerin yerleri ve modül içerisindeki entegrelerin üzerinde yazan MAS numarasının EEPROM uygulamalarındaki modülle birebir aynı olması gerekiyor. Buna dikkat etmeliyiz. Eğer bunlardan biri eşleşmiyorsa işlem yapacağımız modül bu modül değildir. Doğru modülü tespit edip işlem yapmamız gerekiyor. Buradaki resimde eğer modülden bir entegre sökülerek okutulacaksa sökülecek entegreyi kırmızı kare ile işaretli olarak göstermekte Zephyr. Aynı zamanda işaretli entegrenin üzerine okuyarak MAS numarasını da tespit edebilirsiniz.